İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben hocamı çok böyle beğenerek izliyorum. Çok merak ediyorum şeylerini, anlattığı şeyleri. Sağ olun efendim. Benim sorum olacak. Bir tane sorum olacak ama birini de heyecandan sorabilirsem soracağım inşallah. İnşallah sorarsınız. Heyecanlanmanıza i̇nşallah. Gerek yok. Hocam çok da duyuyor sizi. İnşallah. Çok heyecanlıyım şu anda. Yavaş yavaş sakin sakin sorun. Buyurun. Tamam. Benim annem 97 yılında felç geçirdi. Evet. 25 yıl benim yanımda kaldı. Konuşamadı, sağ tarafı tutmadı. İhtiyaçları ben karşıladım. Her türlü hastane, ne olursa olsun. Hı hı. Ondan arta kalan maaşı vardı babamdan kalan. Ondan arta kalan parayla da bir miktar altın aldım. Hı hı. Bundan öbür kardeşlerime hak vermem gerekiyor mu? Hı. Ya annenizin aldığı o aylıktan evet. Siz bir altın... miktarı altın aldım ben. Altın evet. Aldınız. Evet. Hı-hı. Kardeşlerimin bunda hakkı var mı diye soruyorsunuz ama evet, aynı. Anneye bakan sizsiniz. Onlar baktılar aynen. mı hiç? Anneye bakan benim. Evet. Onlar baktılar mı? Yani onlar hiç olarak... bakmadı. Hiç bakmadı. 25 yıl hasta kaldı. Benim annem vefat edeli 3 ay oldu. Mevla rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Evet. Ondan evet. sonra bir kardeşimin yanında da 25 yıldır ancak 3 ay kalmıştır. 3 ay. 25 yılda sadece 3 ay. Evet. 25 yıl boyunca felçli anneye siz baktınız. Her şeyle siz evet. ilgilendiniz. Aynen. Onun aldığı aylık var. Oradan da bir miktar altın yaptım dediniz. Evet. Acaba günah işledim mi? Kardeşlerime de bundan vermem gerekir mi? Hakkı var mı? Onların da hakkı var mı bu altında? Diye hassasiyet gösterip soruyorsunuz şu anda. Başka sorunuz var mı? Şu, böyle hastaya bakarken bazen de benim daraldığım oluyordu, kızdığım oluyordu anneme. Bundan da günahkar olur muyum? Nasıl tövbe etmem lazım? Onu sormamız gerekiyor hocama. Evet, o bakım esnasında sırasında öfkelendiğim zamanlar da oldu diyorsunuz. Evet. Evet, bundan nasıl tövbe edebilirim? Günahımı nasıl affettirebilirim? Evet. Teşekkür onlardan, ediyoruz. Onlardan af dilemeli. Onlardan af dilemeli. Hanımefendiyi tebrik etmek lazım. Bu kadar kardeşin içinde bu şeref bana nasip oldu diye. Annenin maaşını da aldı. Tabii kendisi bir kendi değil de bir başkasını hizmetli tutsaydılar o parayı zaten ona verecek idiler. Hanımefendinin kendi de ayrıca masraflar etmişlerdir. Ne güzel bir başkası değil de anacığına kendi hizmet etmiştir. O altınları da afiyetle kullansın efendim. Belki anacığının da rızası vardı. Belki onun haberi dahilinde oldu belki de bu iş. Annesinin de belki rızası da vardı diyorsunuz hocam. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Ankara'ya selam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.